Çocuğumda skolyoz var, bel fıtığı da var dediler. Ne yapmalıyım? Fıtık ameliyatı uygun olur mu? Şimdi skolyozlu olan çocuklarda genel itibariyle biz bel fıtığı görmüyoruz. Genel itibariyle. Ancak nadir olgularda ikisi bir arada görülebiliyor. Özellikle biraz daha tombul olan çocuklarda bel fıtığını biraz daha kolay görebiliyoruz. Bu tip çocuklarda öncelikle dikkat edilmesi gereken şey her iki bacak boyu eşit mi? Çünkü bacak boyu eşitsiz olduğunda genelde diskteki asimetrik yüklenmeye bağlı olarak şöyle gösterelim. Buradaki bacak boyunu biraz abartarak gösteriyorum. Bu bacak kısa olsun. Hasta her bastığında böyle oluyor. Şimdi bu böyle olduğu zaman özellikle belin en altındaki disk ve onun bir üstündeki disk, şu ikisi çok yüklenir. Ve bu çocuk skolyozlu olsun olmasın bacak kısalığında bu iki diskten fıtıklaşma oranının artmasına sebebiyet verir. O nedenle biz bel fıtığı olan çocuklarda skolyozu olsun olmasın bacak boylarından önce bakıyoruz. Ve eğer ki çok şiddetli, yani nörolojik bulgu veren dayanılmaz ağrısı olan bir fıtık değilse bu çocuklarda biz taban desteği verip kısalığı gidererek beli destekliyoruz. Genellikle de o fıtıkların zaman içinde gerilediğini görüyoruz.